Fulya ablayı görecektin Arda ya. İki göz, iki çeşme kadın yalvara yalvara elinde bebesiyle kapının önüne kondu resmen yani. Çok ağrıma gitti. Ağlıyor musun sen? Nasıl ağlamayayım Arda ya? Çok sinirim bozuldu. Annen kadını kolundan tutup nasıl kapının dışına attı ya? Gel. Annem işte. Elle mi? Elle mi çek elle? Aa, Arda! Arda! Hayır yavrum! 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 Yaklaşma! Dokunma! Dokunma! Ay! Öpme! Hayır! Hayır! Öpme! Öpme! Dur! Sakın öpme! Dur! Allah'ım! Kapat! Öpme! Öpme şu kızı! Öpme! 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 Ay! Ay! Annene bunu yapma! 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 Aa, yapma! Ya Hülya! Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Kenan! Kenan bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben bunların odasına hani kamera yerleştirdim ya. Evet. Ama benim asla kalbim dayanmayacak. Ne olursa git. Sokak bir de bak bakayım öpüşüyorlar mı? Öpüşüyorlar mı? Ya Allah aşkına bir dön bak şuna ya. Kenan dönmeyeyim. Bir dönüp bakar mısın? Yok bakmayayım Kenan. Sevgilim bir döner misin? Emin misin? Evet. Aç gözlerini. Aç. Kenan emin misin? Kenan. Aç diyorum. Ne var? Ne oluyor? Hiç. Baksana bunlar yan yana bile yatmıyorlar. Yatakları ayırmışlar. Bunlar bir oyun kurmuşlar. Sen de çocuk gibi inanıyorsun. Tamam anladık. Arda'ya karşı zaafın var ama ya bu kadar da kullandırtma kendini. Şimdi bu yani koca bir yalan mıymış? Oyun muymuş bu? Evet, görmüyor musun? Bunların yataklarının arasından viyadük geçer. Üçüncü köprü kurulur. Haklısın. Kurulur. Aferin benim oğluma ya. Aslan oğlum benim ya. Annesinin oğlu, onu ben doğurdum. Biliyordum zaten o kıza dokunmayacağını biliyordum. Ah, o şeytan, o iblis, o pislik Efsun. Demek beni böyle küçük parmağının ucunda oynattı. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Nasıl ki Fulya bedelini ağır ödedi yaptıklarının ödettim. O Efsun'a da ödeteceğim. Bekle beni Efsun. Kabusun olmaya geliyorum yanına. Anan geldi lan. Anan geldi. Lan gel buraya. Bir bet gel çabuk çabuk. Ver yastığı ver yastığı. Ulan yastığı ver. İçeride olduğunuzu biliyorum. Açın. Açın diyorum. İçeride olduğunuzu biliyorum. Açın. Höst. Yavaş. Ne ayıp bir şey bu ya. Bu saatte gecenin köründe bir destur. İnsanların odasına dalıyorsun. Burada genç insanlar var yani. Bir kapı çalmalar böyle bam 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 bam. İki küçük tavşanız belki biz burada yani. Neyin peşindesin sen? Bana bak. Bana bak Efsun. Zaten sinirim tepemde biliyorsun kes sesini. Biraz zarif olursan yalnız. Edep ya. Anne. Hayırdır inşallah gece gece. Derdin ne senin? Bu hani böyle kendi aranızda kurup benim üzerimde uygulamış olduğunuz saçma sapan, sakir, samimiyetsiz oyununuz var ya. İşte onu bozmaya geldim. Oyun bitti. Ne oyunu be? Ne oyunu mu? Ben sana anlatayım canım ne oyunu olduğunu. Hani böyle benim oğlumu Tufa'ya getirip hani böyle güya benim oğlum seni çok seviyor ya. Hani sen benim oğlumdan minik minik atağanlar yapacaktın ya. İşte tam da o oyun. O oyunu bozdum. Bitti. Sen bu kafalara nasıl geliyorsun ya? Odana çıkıp bir şeyleri mi çekiyorsun sonra aşağılara iniyorsun insanların hayatlarına bir çomak sokayım. Bir parmak atayım ya. Çok sıkıldım birilerinin gideyim mutsuz edeyim taciz edeyim mi diyorsun?
Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. Ne yaşıyorsun kendi odanda, kendi iç dünyanda? Yoksa rüyanda mı gördün bizi? Yok. Rüyamda görmedim. Kendi gözlerimle gördüm. Kameralardan izledim. Odanıza tam 5 tane kamera yerleştirdim. Yuh! Bir dakika, bir dakika. Sen benim odama kamera mı yerleştirdin anne? Evet, aynen öyle. Hem de tam 5 tane yerleştirdim. Kayıt altındaydınız. Ya sen kafa gitti. Sen iyice Trut detektife bağladın. Bambaşka bir şey oldun sen ya. Anne, sen kafayı mı yedin ya? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen benim odama nasıl kamera yerleştirirsin ya? Gayet de rahat yapabiliyorum. Çünkü ben senin annenim oğlum. Seni ben doğurdum. Anladın mı? Benim senin üzerinde sonsuz bir hakkım var. Ben böyle bir hakka sahibim. Benim bu hayattaki birinci vazifem seni bu efsun şeytanının bütün kötülüklerinden korumak ve kollamak. Oyununuzu bozdum. Bitti. Boşanıyorsunuz derhal. Hemen yarın. Öyle mi? O zaman sen de o Kenan denen psikopat heriften boşanacaksın anne. Duydun mu beni? Sen şimdi yani Kenan'la bu kenar mahalle dilberini aynı kefeye mi koyuyorsun? Sen kimsin ya? Ha? Ne diyorsun sen? Sen kime kenar dilberi diyorsun ya? Ha? Kazık kadar oğlum var, milletin odasını gözetlemek için kamera yerleştiriyorsun. Sonra da bana mı giriyorsun kenar dilberi diye? Sen kimsin ya? Kimsin sen ha? Ne cins bir şeysin? Bütün hayvanların nesli tükendi ama biz senden kurtulamadık ya. Ahlaksızlar biz. Hayvan şapkası. Ay anne, bırak beni be! Seni bu arada öldürürüm. Anladın mı? Dilini keserim senin. Ahlaksız terbiyesiz. Sana var ya bir tane geçerim Arda, bırak beni geberteyim şuna. Boğazını keserim senin. Pislik. Sen haddini fazlasıyla aştın. Hemen benim odamdan dışarıya çıkıyorsun. Hemen! Anne! İyi misin canım? Biraz bileyim burkuldu. Bana bakın! Şşş! Oyun bitti diyorum! Böyle sahte sahte dokunmak zorunda değilsin, duydun mu beni? Sana diyorum! Dokunma şu mendebura! Bitti! Ayrılıyorsunuz! Ya niye bırakmadın da beni şunun iki tane saçını yolsaydım ya? Onun ümüğünü çekseydim de böyle uçak tekmelerimi atsaydım kafasına kafasına. Efsun, yeter artık. Lütfen sakin ol sen de. Ne sakin olacağım ya? Sen de dokanıp dokanıp durma bana fırsattan istifade. Hayret. Sakin olacak bir durumumuz yok bizim. Bak kadın Turu teklife bağlamış. Kafayı yemiş yani. Artık nerelere ne yapıyor? Kameralar yerleştiriyor. Biz bundan böyle başa çıkamayız. Bizim ne yapıp edip yeni bir plan bulmamız lazım. Yeni bir plan bulalım biz, yoksa mahvolacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.